Hollanda'dan herkese selamlar, sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu, videonun başında da gördüğünüz gibi tır için bir güvenlik kamerası aldım ve bunu tanıtacağım size. Aynı zamanda bunu neden aldığımı, ne işe yarayacağını, neden alma gereği duyduğumu, buna kaç para verdiğimi ve neden önemli olduğunu anlatacağım size. Öncelikle bu video, bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu video arkadaşlar her zaman olduğu gibi sponsorlarımızın desteği sayesinde çekiliyor. Yani sizlerin. Burada gördüğünüz şey bu video sponsor değil. Ben sadece bunun gereksinimlerini ve önemini anlatacağım size bu videoda. Kutu açılışı yapalım şimdi. Bu arkadaşlar 70 May Dashcam Lite 2 diye bir araç güvenlik kamerası. Aracın ön camına bunu takıyorsunuz. Seyir halinde veya park halinde aracın önünde, bazılarında arkaya da takılıyor. Önlü arkalı çekiyor. Önlü arkalı iki yan çekenler var. Bütün aracın çevresini. Ama bu bir tır olduğu için ben sadece bunu ön tarafa aldım. Neden bu markayı tercih ettim? Bunu şöyle tercih ettim. Aziz arkadaşım benim burada Hollanda'da, kendi tır şoförü zaten. O bunu kullanıyor. Hem kendi özel otomobilinde önlü arkalı kullanıyor. Hem de tırı almış aynısından. Bir tane dedim, bana al bunun aynısından dedim. O bundan aldı yani. Bunun iyi olduğunu söyledi, bunu aldı. Benim bunlar üzerinde çok fazla bilgim yok. Hangisi iyidir, hangisi ne yapıyor, ne ediyor. Aziz çok daha iyi biliyor bu konuları. Çok daha hakim. Keşke o da olsaydı, beraber anlasaydık ama şu anda Aziz yok burada. Kutu açılışı arkadaşlar, neden oraya yazdım ben ama öyle adettendir diye. Böyle teknoloji kanallarında olduğu gibi sanki böyle içinden açtığında güvercin çıkıp uçacak gibi videolar yapıyorlar. Bakın açıyorum, yeni kutuyu açıyorum. Öyle bir şey yok. Yalandan yere. Ben zaten bu kutuyu daha önce açtım. Yani o yüzden burada bir herhangi bir illüzyon ya da sihir yaratmayacağız yani. Kutuyu açıyorsunuz abi. Beklediğiniz gibi içerisinden kamera çıkıyor. Yani ne çıkabilir başka? Kamera, şarj makinesi, tutucu, aparat çıkıyor yani. Başka bir şey yok. Bir de kullanma kılavuzu çıkıyor. Ben size yine adetlendir göstereyim yani bunu. Şöyle bir cihaz çıkıyor arkadaşlar kutunun içerisinden açtığınız zaman. Onun altından bir tane şöyle bir şey çıkıyor. Açıyorsunuz, içinde ne var? Kimsenin okumadığı kullanma kılavuzu var. Onun da altında bayağı uzun olan bir tane elektrik şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu kuracağız. Evet, yalandan yere kutu açılışımızı yaptıktan sonra cihazı buradan çıkartıyorsunuz. Böyle bir kamera bu. Bu yolu sürekli çekiyor arkadaşlar. Bazılarında bunların GPS cihazları var. Ayrıca yanlarında oluyor. Onu şuraya takıyorsunuz. GPS cihazını takmanız için bir soket var burada. Burası şarj kablosu takılması için, burası da 128 GB bir kart takmanız gerekiyor. Kartı takmazsanız eğer bu çalışmıyor. Açılıyor ama kayıt yapmaya başlamıyor. Sadece kart üzerine kayıt yapıyor. Bunu ayarlayabilirsiniz. 1 dakika, 2 dakika veya 3 dakikalık kesitler halinde yapıyor kayıtları. Ve hafıza dolduğunda en eski kaydı arkadan gelerek siliyor ve üzerine yenisini çekiyor sürekli. Bu cihazlara cep telefonu ile wireless üzerinden bağlanıp oradaki videoları tarih ve saatlerine bakarak işinize yarayacak olanı indirip telefonunuzda izleyebiliyorsunuz. Veya bir polise ya da bir yetkiliye, herhangi birine izletebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bunun içerisinden çıkan şarj kablosu. Ben bunu arkadaşlar şu altlardan dolaştırarak şöyle getirdim. Şuradan aldım. Buradan böyle buraya getirdim. Bunu da buraya böyle taktım. Bağladım. Herhangi bir sorun yok. Böyle çalışıyor bu. Gördüğünüz gibi hafıza kartını takın diyor. Hafıza kartı yok. Yapacak bir şey yok. Bu cihazı burada 60 euroya aldık arkadaşlar. 60 avroya ya da Almanların dediği gibi 60 euroya aldık. Türkiye'deki hükümetin vicdansız vergi politikaları sebebiyle biraz daha Türkiye'de pahalı olabilir. 60 euroya da var, 40'a da var. Yani 120-200'e de var. Özelliklerine göre değişiyor arkadaşlar. Bunda 1080p Full HD kayıt yapıyor. Superior Night Vision diyor. Yani gece görüşü gayet iyi diyor. GPS özelliğinin olduğunu söylüyor ama yanında GPS cihazı yok. Onu ayrıca almanız gerekiyor. GPS cihazı takarsanız kamera kayıt anındayken araç nerede olduğunda altında koordinatlarını yazarak size söylemiş olur. 24 saat parking, yani 24 saat park çekimi diyor. Bu şöyle oluyor: önünden bir şey geçerse veya hareket ederse, sallanırsa arkadaşlar, otomatik olarak kayda başlıyor. Evet abi, şimdi cihaz neden aldığımı yolda anlatacağım ben size. Almanya'dayım bu arada. Hollanda'dan yüklememizi yaptık. Almanya'ya giriş yaptık.
Şu anda Gevelsberg civarındayım arkadaşlar, Almanya'da. Güvenlik kamerası orada kayıtta. Yolda anlatacağım arkadaşlar. Ne anlatacağım? Bu kamerayı alma ihtiyacı neden hissettim? Neler oldu da bu kararı verdim? Ki aslında bunu yapmak için bir şey olmasına gerek yok. Alıp takmak lazım. Bu iyi bir şey ama tabi bizde bir musibet bin nasihatten iyi olduğu için her zaman. Bunu anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoları izleyip beni sürekli takip edip ama abone olmayan kullanıcılar olduğunu görüyorum YouTube analizlerinde. Televizyondan izliyorsanız veya sadece videoları izleyip beğeniyorsanız, abone olmak aklınıza gelmiyorsa böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Abone olursanız arkadaşlar kanalımıza destek vermiş olursunuz bu şekilde. Çünkü abone sayıları videoların önerilmesinde önemli bir etken. Aynı zamanda Instagram Mert Kaptan Yollar'da, Instagram'a da yazarsanız oradan da takip edebilirsiniz. Anlık orada bazı gönderiler paylaşıyorum, storyler falan işte. Öyle jetteyiz baba, jettir baba falan şeyler değil arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Öyle şeyleri seviyorsanız, öyle şeyler bende yok. Dedikten sonra şimdi abi bu kamera olayı nereden çıktı? Ben biliyorsunuz videoları düzenli takip eden arkadaşlar biliyorlar. Macaristan'da en son izne giderken Macaristan'da yolda tırla beni sollayan ama aynı anda da kavga eden iki tane sorumsuz vatandaş aracın önünde gelip fren yaptılar bu arabanın önünde. Yani birbirlerine kaza yaptırmak istediler resmen. Ama onlar fren yapıp önümde durunca bu tırda da otomatik fren sistemleri var işte bu tür durumlarda devreye giriyor. Aracın önünde onlar birden durunca çok ani bir fren yaptı arkadaşlar. Bu ani fren sonucunda, aracın kendi kendine yaptığı ani fren sonucunda arkadaki mallar devrildi. Domuz eti vardı arabada. O etler tabii sağa sola saçıldı falan filan. Bir ton tanıtana çıktı. Sigortaya verdik. Sigortadan, kaskodan biz hasarı karşıladık. Kasko sigortada büyük ihtimalle bu adamlara dava açar. Rücu etmek için dava açar. Çünkü kasko Roman kaskosu. O araçları da Roman plakalılardı. Ama ne oldu ne bitti sonrasını biz bilemiyoruz. Onu takip edemiyoruz arkadaşlar. Sigorta şirketinin bileceği iştir o. Soranlar olmuş çünkü. Ben o olayı yaşadığım esnada burada benim video kaydı yaptım. YouTube için video kaydı yaptım. Kameralardan bir tanesi de arkadaşlar açıktı. Yani şurada kayıttaydı. Tesadüfen o kaydetmiş yani. Yoksa onu nasıl anlatacaktık, nasıl ispatlayacaktık hiç bilmiyorum yani. Bu yakın zamanda olan olay. Bundan daha önce Almanya'da yine böyle otobanda bir tane otoparktan kalktım ben arkadaşlar. Yükleme yapmak için nasyonel yollardan tek geliş tek gidiş fabrikaya doğru gidiyorum. Böyle şey bir köyün içinden geçtim falan. Sonra bir tane beyaz bir polo geldi şöyle yanıma şuradan. El yukarı hareketleri yapıyor bana işte durmamı istiyor falan filan bağırıyor çağırıyor. Ben tabi durmadım yani böyle havalım her şeye duramayız. Almanya'da gündüz vakti güvenlidir ama yine de ne olur ne olmaz. Hırsız olabilir bir şey olabilir diye durduk yere durmadım. Veya benimle kavga etmek istiyor olabilir. Neden olduğunu bilmiyorum. Beni karıştırıyor olabilir başkasıyla ya da o gittiğim yol yasaktır. Yasak bir yoldur ileride bir tünel bir şey vardır bana gitme demek istiyordur. Burada navigasyonlar açık baktım öyle bir şey de yok yani. Durmadım. Aradan bir 10 dakika geçti abi. Arkadan bir tane transporter, polis arabası geliyor. Şimdi geçti ya buradan bir tane aynısından. Hemen önüme geçtiler. İşte beni takip et. Işığını yaktı. Bitte Volgen yazıyor arkasında. Takip ettim. Hemen ileride bir otobüs durağına durduk. Dedi ki sen dedi beyaz bir hatchback aracı çarpmışsın ve kaçmışsın. Ya dedim nasıl olur? Ben dedim çarpmadım bir arabaya yani. Çarpsam dedim bilirdim. Diyor belki bilmiyorsun diyor. Fark etmedin diyor. Fark etme. Ya öyle bir şey imkansız dedim yani. Mutlaka bir araç çarptıysam bunu benim fark etmem gerekiyor. Görmem, anlamam gerekiyor. Yani öyle bir şey olur mu arkadaşlar? Bir araba çarptığınız zaman bunu nasıl anlamazsınız yani direksiyonla? Sonra işte Almanya'da dedi bir arabaya çarpıp kaçmak suçtur. Biz inceleme yapacağız. Mahkemeye çıkarsın, derdini oradan anlatırsın dedi adam bana. Allah Allah. Durduk yere başıma iş. Bela geliyorum demez yani. Sonra kameraya getirdi, metreye getirdi. Şurada da aracın sağ köşesinde arkadaşlar bazı şeyler var, bir çarpma izi var. O da biliyorsunuz Almanya'da, Hamburg'da bir tane yaşlı bir kadın. Ben hareket etmiyorken daha sağımdan dar yerden geçmeye kalktı. Geçerken kadın bana çarptı. Bakın bu da üçüncü bir olay. Polis geldiğinde de dedi ki o bana çarptı dedi. Ben hareket bile etmemiştim orada. O bana çarptı dedi.
Sonra orada da bir tane görgü şahidi vardı. Yani bir fabrikadaki bizim şeyle sevkiyat işleriyle ilgilenen amca geldi aşağı, o da vardı 55-60 yaşında. O geldi ve dedi ki merak etme, polis geldiği zaman ben şahitlik yapacağım sana dedi. I will be your eyewitness dedi. Yani senin şahidin olacağım dedi polis geldiğinde. Polis geldi, kadın diyor ki bana çarptı işte, sen diyor müzik dinliyordun diyor, bana çarptın diyor, görmedin beni diyor. Yani müzik dinlemek, seni görmedim ne alakası, araba hareket etmiyor. Zaten ben ispatlarım da onu yani, takograftan çıktı alırım. Arabanın o saatlerde, o dakikalarda hareketsiz olduğunu ispatlayabilirim. Ama tabii bir de kazanın saat kaçta olduğunu ispatlamak lazım. Onun için de ayrıca bir kamera görüntüsüne ihtiyaç var. Yani böyle bir kameraya o zaman da ihtiyaç vardı. Allah'tan orada görgü şahidi vardı arkadaşlar. Geldi ve olayı Almanca polislere anlattı. Polisin biri de Türk çıktı. Zaten dedi anlaşılıyor dedi. Yani gördüğün zaman dedi bunu anlayabiliyorsun dedi. Bu yaşlılar dedi bir ehliyetlerini alacağız dedi. Korkuyorlar dedi. Bazen yalan söyleyebiliyorlar dedi. Yanlış bir kişiyle dedi yaşamışsın bu dedi olayı dedi. O dedi yani ben dedim hani benimle olayın bir alakası var mı? Yok dedi biz Tuna tutacağız dedi. Zaten şahit vardır. Onun da dedi geçireceğiz dedi Tuna dedi. Sonra bana bir kağıt verdi. İşte tutanak numarası, dosya numarası falan yazıyordu. Bir şey yapmama gerek var mı dedim. Yok dedi gerek yok dedi. Öyle kaldı o iş orada. Burada da polis diyor ki sen çarptın. Burası iz var diyor. Ya dedim o iz daha önce oldu. Allah'tan arkadaşlar bir hafta önce de arabanın fotoğrafını çekmişim, Instagram'a koymuşum ben. O iz de orada görünüyor fotoğrafta. O izin orada olduğu belli yani. Dedim bak dedim bu fotoğrafı Instagram'a paylaşmışım ben. Bundan dedim bir hafta önce One Week Ago diye yazıyor arkadaşlar yani bir hafta önce paylaşılmış diye. Polis onun da fotoğrafını çekti. Sonra dedi sen dedi hangi yoldan geldin buraya dedi işte dedi. 500 kaç 528'den mi 26'dan mı bir şeyler sordu işte bir rakamlar söyledi. Ben dedim geldim yani navigasyona bakarak geliyorum ben dedim buraları bilmiyorum ki. Hangi yoldan geçtim bilmiyorum dedim yani. O anda da şirketi aradım işte dedim böyle böyle başım dertte benim burada böyle bir sorun var. Ya şirket bile diyor gerçekten çarpmadım mı diyor. Ya çarpmadım abicim dedim ya. Çarpsam söylemez miyim? Zaten çarpsam ben kaçmam arkadaşlar. Ben Yunanistan'da da bir parkhanedeki bir arabaya çarptım. Bir Allah'ın kulu yok sokakta. Bassam gitsem giderdim yani. Gitmedim ama durdum orada. Kendim tutanak yazdım. Aracın sahibini bulamadım. Tutanağı da adamın camına koydum. Yani arabanın sigortası var, kaskosu var abi. Niye kaçacaksın yani? Kaçmak suç gerçekten ve ahlaki değil. Benim arabama daha önce vurdular, kaçtılar çünkü Türkiye'de. Ama kamera görüntülerini buldum. Aracın plakasını aldım. Yanlarına bırakmadım. O ayrı mesele. Zaten yanınıza kalmaz yani. Ve suç işlemiş olursunuz. Ne gerek var yani? Sigortam var, kaskom var. Kazalar olacaktır. Her zaman olacaktır. Ona yapacak bir şey yok. Ben dedim kaçmam. Sonra işte mahkemeye anlatırsın derdini falan filana döndü iş. O anda da bunlar şu yoldan mı geçtin, bu yoldan mı geçtin diye bana soruyorlar arkadaşlar. Aklıma geldi bizim şirkette de GPS iz düşümü kayıtları var. Yani bu araba işte son bir ay içerisinde hangi yollardan geçmiş, nereden gitmiş, nerede ne kadar hız yapmış, nerelere dönmüş, nerelerde ne kadar beklemiş hepsinin kaydını bizim merkez şirkette, Romanya'daki şirkette bilgisayarda bunların kayıtları görünüyor. Hollanda'da da görünüyor ama ben Romanya'yla konuşuyordum o gün. Ya dedim bana dedim bir bugün dedim sabahtan itibaren zaten ben hareket edeli 2 saat olmuş yani. Kalktığım andan itibaren dedim bir GPS iz düşümü atar mısınız dedim. Hemen tak 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 fotoğraflar geldi arkadaşlar. Polislere gösterdim. Polisler baktı ah zo dediler direkt zaten. Yani o bunların Almanların tam anlamı ne bilmiyorum da. Şaşırınca böyle dedikleri şey var ya. Ahzo, hadi ya öyle mi? Öyle mi? Öyle bir şey herhalde bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yazarlar Almanca bilenler. Sonra dedi sen dedi kaza olan köyden geçmemişsin. Bakın ben o kazan olduğu yerden hiç geçmemişim bile. Fotoğraflarını çektiler sonra merkezi aradılar galiba. O kaza beni suçlayan adamla arkadaşlar konuşuyorlar mevzuyu. Adam hala anladığım kadarıyla itiraz ediyor oydu falan diye. Polis de biraz bağırdı çağırdı falan işte. Özür dilediler benden beni bıraktılar. Yani oradan da öyle sıyrılmış olduk. Ama kamera olsa yine o kadar uğraşmayacaktım. Açardım kamera kaydını. Saat kaçta kardeşim oldu? Şu saatte. Çıkartırdım oradan hemen açardım adamları izletirdim. Hem o köyden geçmediğimi görürlerdi. Hem de herhangi bir arabaya vurmadığımı. Evet. Yılbaşı Hacı Daf yine dirilt dirilt başladı. Öyle bir olay oldu orada da. Bir gün Sırbistan'da yine bir tane küçük araba, A sınıf, böyle küçük, Hyundai Ion gibi iki tane kadın vardı arabanın içinde. Sağ dönüşü kaçırdılar arkadaşlar. Birden benim önüme daldılar. Böyle ben arabanın gölgesini gördüm. Kendisini de göremedim tam. Çünkü şuradan arabayı ben takip ediyordum ama araba hani beni sollar gider diye ben kafamı çevirdim. Ama şuradan arabanın gölgesini gördüm. Hemen çok sert bir fren yaptım orada da. Yani çarpacaktım altıma alacaktım az daha kadını. Yani öyle bir durumda polis gelse nasıl görecek kazayı? Tır arkadan çarpmış buna diyecek abi değil mi yani? Hani anlatacağım ben soldan geldi önüme kırdı. Ama arabadakiler ölürse ya da sağ kalsa bile
derseler ki tır bize çarptı, ben ne anlatacağım abi orada? Nasıl yani açıklayacağım durumu? Ama kamera olsa görürdü. Oradan gelip birden önüme girdiklerini. Şerit ihlal yaptıklarını. Ta ben orada karar verdim aslında arabaya bir kamera almaya ama işte fırsat olmadı. Aziz'e de söylemiştim. Aziz bunu alalı bayağı oldu da ben daha yeni koydum arabaya yani. Aziz'le yeni denk geldik çünkü. Geçen Rotterdam'daydık beraber. Aziz demişken, Aziz de Türkiye'ye bir daha gitmeyeceğim ben tatile diyor. Adamın arabasına başına gelmeyen kalmadı yani. Arabasını park etmiş. Üzerine dondurma atmışlar bir yerde. Amasya'da bir yerde. Ki çocuk Amasya'ya benim önerimle gitti yani. Amasya'yla bir alakası yok. Öyle geziyorlardı Anadolu'yu. Dedim Amasya'ya gidin. İşte şuraları gezin. Yemek yersiniz. Şurada bunu yaparsınız falan filan diye. Arabayı bırakıyor bir geliyor. Geldi arabanın üstünde dondurma. İşte meyve suyu falan atmışlar arabaya. Yani niye böyle yapıyorlar anlamıyorum yani. Fethiye'de de bir tane çocuk köpekten kaçıyor. Geliyor arabanın üstüne atlıyor. Kaputu çökertiyor. 22-23 bin TL masraf arabada ama işte Aziz'de de bu kameradan olduğu için açıyor, izliyor. Çocuğu görüyor. Köpekten kaçıyor, geliyor kapının üstüne atlıyor. Çocuğu buluyorlar. Çocuk orada bir otelde garsonluk yapıyormuş arkadaşlar. İşte jandarmaya falan gidiyor. Tutanak tutturuyor. Diyor ben diyor şikayetçiyim diyor. Paramı verecek diyor. Çocuklar işte jandarma da yani ben çok kızdım buna. Ben anlamıyorum yani. Türkiye nasıl bir ülke oldu? Yani nasıl insanlar böyle o görevlere gelip oralarda oturabiliyorlar, bu işleri yapabiliyorlar? Yani araban diyormuş çok kıymetliyse arabanı paralı otoparka koysan diyormuş. Bunu söyleyen bir jandarma arkadaşlar. Yani senin benim vergilerimle maaş alan ve bunun karşılığında görevi senin benim yani toplumun, halkın mal ve can güvenliğini sağlamak olan bir adam araban çok kıymetliyse arabanı otoparka koysaydın diyor. Rezalete bakar mısınız ya? Yani ben bütün jandarma polis teşkilat için bunu söylemiyorum ama bu çürük elma bizim aramızda da var. Tırcıların içinde de var. Olduğu gibi jandarma da polisin içinde de var yani arkadaşlar. Böyle bir adam işte gelmiş orada maaş alıyor. Orada oturuyor koltuk işgal ediyor. Ya adama demezler mi ulan Armut? Arabam ben paralı otoparka koyacaksam sen niye varsın? Arabasını da adam kalkıp da yani şeye koymamış ki yani otelin otoparkına koymuş. Ben şok oldum ya. Bak burada bir tane Alman polise gidiyor. Arabasına park halinde çarpmışlar. Hangi plakasını alamıyor arkadaşlar. Sadece komşuları beyaz Romanya tırının çarptığını, Roman firması tırın çarptığını ve kaçtığını söylemişler adama. Başka bir Romanya plakalı tır çarpmış. Bakın adamların elinde plaka yok. İspat yok, delil yok, bir şey yok. Polis geliyor. Beni 15 dakika sonra yolda buluyor. Ve beni arayan tek polis de o değildi eminim yani. Ve beni sağa çekiyorlar. Hemen kameralarla, metrelerle iniyorlar arabadan aşağıya. İnceleme başlatıyorlar. Bakın plakası belli değil. Plaka yok ellerinde adamların. Ya bu kadar hassaslar bu konuda yani. Vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak. İşte sınır güvenliğini. Yani abi sen bana burada bunu diyorsan. Tamam mı? Vatandaşa diyorsan sen eğer. Arabana sahip çıksaydın. İyi yere koysaydın falan filan diye. Şimdi yarın bir gün bu ülkeye bir düşman kuvvetleri gelirse Allah korusun bir işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak ne diyeceksin o zaman? He? Ne yapayım ya ben mi getirdim işgal kuvvetlerini? Ben mi adamlara savaş ilan ettim? Beni ilgilendirmez deyip yurt dışına mı kaçacaksın? Sen bunu yaparsın işte sen böyle bir adamsın çünkü. Benim vergimle maaş alacaksın orada oturacaksın. Bir de arabanı değerliyse o kadar çok araban otoparka koysaydın diyeceksin. Bana denk gelmiyor ki öyle bir tane. Sonra işte Aziz de bir assubay, emekli assubay jandarma akrabasını aramış. O arayınca Aziz'in işini çözmüşler. Yani birilerini mi aramak gerekiyor illaki? Nasıl bir ülke olduk biz ya? Bu nasıl bir yozlaşmadır ya? Ülkenin polisi, jandarması, ordusu da bir garip olur yani. Hepsi için ben söylemiyorum arkadaşlar. Ben Balıkesir'de benim jandarma takipçilerim var. Buradan Uğur abiye selamlar, sevgiler yani. 10 numara insanlar bunlar. Bunlar görev bilinci olan, vatan sevgisi olan, görev sorumluluğu olan insanlar bunlar. Ben Balıkesir'de yolda kaldım. Kar fırtınasında araba kara battı kaldı. Gecenin saat 2'sinde jandarmayı aradım ben. Ben dedim bakın burada yolda kaldım. Burada yol güvenliği yok. Birisi gelip bana çarpabilir. Kaza olabilir. Gelin buraya. Güvenlik alın ve karayollarını arayın. Yol açsınlar diye. Jandarma beni aradı 10 dakika sonra. Biz dedi geliyoruz. Bir şeye ihtiyacın var mı dedi. Yemek yedin mi dedi. Ben dedim sigara içiyordum. Sigaram yok dedim. Sigaram bitti. Adamlar bana 2 paket sigara almışlar. Bir de ekmek arası döner almışlar. Parasını zorla verdim. Ya almıyorlardı bir de yani. Ve geldiler benimle 2 saat boyunca o arabayı çıkartmak için uğraştılar. Gittiler köyden traktör buldular. Jandarma bunları yapmak zorunda değil arkadaşlar. Gelir orada yol güvenliğini sağlar. Karayollarını arar çeker giderdi. Ama adamlar
insanmış. Bu adamlar neden maaş aldıklarını biliyorlar. Her şey para değil, bu adamlarda vatan sevgisi var. Millet sevgisi var. Ama arabana sahip çıksaydın diyen adam da ne vatan sevgisi vardır, ne millet sevgisi, ne toplum bilinci vardır yani. Nasıl gelmiş orada artık bunu söyleyen, astsubay mıydı, uzman çavuş mu neydi bilmiyorum da yani. Beni izleyen jandarma, polis arkadaşlarım, takipçilerim, siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı, meslektaşınızın yaptığı şeyle alakalı ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz yani. Eminim siz de bana hak vereceksinizdir. İşte neyse, olayın özünden kopmayalım arkadaşlar. Kamera orada yine Aziz'in aracına kimin zarar verdiğini gösterdi ve o şekilde, yoksa öbür türlü hiç bulamazdık. Yani adamı bulmuşlar, etmişler. Adamın kimliği belli. İsmi cismi belli. Arabana sahip çıksaydın diyorlar. Demek ki kim olduğunu bilemesen hiç bulmayacaklar, hiç bakmayacaklar bir şeye yani. O yüzden arkadaşlar mutlaka şöyle bir kamera bu tarz haklı olduğunuz durumlarda sizi yani size bir kanıt olarak, burada kamera görüntüleri vesaire, bunlar sizin hayatınızı kurtarır. Eğer hata sizdeyse de zaten delil sizin kendi deliliniz, delilleri karartabilirsiniz yani. Tabii ki böyle bir şey yapmayın. Her türlü durumda arkadaşlar doğru bilgi vermek önemli kolluk kuvvetlerine. Yalan ifade de suçtur çünkü. Yalan ifade verirseniz ve bunun yalan olduğu başka bir kaynaktan açıklanırsa, mesela adamın da bundan kamerasından vardır. Yalan ifade verdiğiniz için ayrıca suçlanırsınız. O da ayrıca başınızı belaya sokar. Onu söyleyeyim yani. Ben şaka yapıyorum. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani o yüzden arkadaşlar uzun lafın kısası işte bu şekilde bir kamera aldık, oraya taktık. Şu an kayıtta. Üçer dakikalık kesitler halinde kayıt yapıyor. Bu şekilde bir problem yaşadığım zaman, hata bende değilse onu ispatlamam için önemli. Yani bu 60 Euro'luk bir şey. Mutlaka sizler de öneririm. Özellikle tır, minibüs dolmuş otobüs şoförleri arkadaşlar, mutlaka bu kameralardan birer tane patronlarınıza aldırın veya kendiniz alın. İndiğiniz arabaya alır götürürsünüz. Onu sökmesi takması çok kolay. Yani taktığınız zaman sabit kalmıyor orada. Yani her şeye para veriyoruz. Bir paket sigara olmuş 10 Euro Almanya'da. Yani 5-6 günlük sigara parasıyla böyle bir cihaz alıp kendi güvenliğinizi, kendi konforunuzu arkadaşlar, adli konforunuzu sağlamış olursunuz diyelim. Bu şekilde buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bay bay.